Trakya'ya, astayım aga, Trakya'ya, 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 astayım beya, Trakya'ya. Sevgili izleyicilerimiz, bugün yine Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeyiz. Şimdi programımız başlıyor.
Kıymetli izleyicilerimiz, Demirköy'deyiz. Demirköy ilçesinde seçimlerden sonra şimdi yeni belediye başkanı mazbatasını aldı bugün. Mazbatadan sonra devir teslim törenine geldiler belediye binası önünde. Burada il başkanları, Pınarhisar Belediye Başkanı, yeni belediye başkanı ve Demirköy yeni belediye başkanı bugün devir teslim töreni yapılacak. Kurbanlar kesiliyor. Bizler de buradayız. Şimdi dualar okunuyor. Dualar içinde kurban kesilecek. Kurbanlar kesildi. Şimdi az sonra devir teslim töreni yapılacak. Demirköy ilçesinde Kırklareli'nin Demirköy ilçesi AK Parti Belediyesi AK Parti'nin kazanmış olduğu belediyelerden bir tanesi Demirköy ilçesiydi. Şu anda duamıza amin diye bilgilerin geçmişler ruhlarına başlıyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Şu saatten sonra yapılacak hayırlı hizmetlerde yine böyle hayırlı işlerle açmayı nasip eyle ya Rabbi. Hayırlı işlere imza atmayı nasip eyle ya Rabbi. Bizlerden bu kurbanı kabul eyle ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Kimseye yükünden taşıyamayacak fazla yükü vermezsin. Bizleri de yükümüzden fazla taşıyamayacak yükleri verme ya Rabbi. La yükellifullahu nefsen illa vus'aha ayetin sırrına bizleri mazhar eyle ya Rabbi. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Çok kıymetli Demirköy'lü hemşehrilerimiz. Bugün burada 17 senedir genel seçimlerde birinci olduğumuz Demirköy'de sizlerin desteklerinde 31 Mart'ta yerel yönetimlerde de yetkiyi bize verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Recep kardeşimiz genç bir kardeşimiz. Pınarhisar Belediye Başkanımız İhsan Bey de burada, genç kardeşimiz. AK Parti gençlerin önünü açan bir parti. Sizler bu sefer yetki verdiniz. İnşallah 5 sene boyunca Recep kardeşimiz burada bizleri mahcup etmeden Demirköy'e yakışan şekilde belediyecilik yapacağına inanıyorum. Sizler de bunun her zaman destekçisi olacağınıza inanıyorum. Demirköy'e olan muhabbetimiz çok farklı, biliyorsunuz 17 senedir. Böyle bir hasretimiz vardı. Pınarhisar'da da vardı 17 yıldır. Hamdolsun bu iki genç kardeşimize yetki verdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah desteklerini esirgemeyin. 5 sene sonra bu kardeşi beğenirseniz devam edersiniz. Beğenmezseniz sandıkta zaten vatandaş her zaman cevabını veriyor. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Sağ olun, var olun. Öncelikle beni bu kutlu yolda yalnız bırakmayan teşkilat mensuplarımına çok teşekkür ederim. Bundan sonra seçim sürecinde yaşadığımız kırgınlıklar olmuştur. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Gönül kırmışızdır. Bu gönül kırıklarını bizlerden af diliyoruz. Herkese hakkını helal etmelerini istiyoruz. Kimseyi ayırt etmeden hizmet edeceğiz. Demirköy'ümüzü güzel hizmetlerle tanıştırmak için elimizden geldiği kadar gece gündüz çalışacağız. Sizleri mahcup etmeyeceğiz. Ve tüm Demirköy hep birlikte Demirköy'ümüzü yönetip Demirköy'ü özenen hizmetlerle tanıştıracağız. Bundan önce hizmete geçmiş belediye başkanımıza da teşekkür ederiz. Allah ondan razı olsun yaptığı hizmetlerden. Biz daha güzelini yapmak için geldik. Allah inşallah daha güzellerini yapmayı nasip edecek.
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Demirköy hepimizin, herkes hakkını helal etsin. Ve bir teslim törenine geçeceğiz herhalde içeri, değil mi? Doğru mudur? Tamam. Hadi buyurun arkadaşlar. Siz dediniz ki bize inanın, biz bu işi yapacağız dedi. Sana da hayırlı olsun artık. Başkanım biz de yaptık ama bak biz de yaptık değil mi? Dediniz ki bize görevi verin, yapacağız bu işi, yaptınız. Şöyle bir resim alalım. Ama biz de gece gündüz çalıştık. Maaş alıyor. Allah razı olsun. 2 yol yaptık. Maşallah, hiç bak girmemiş. Başkan nerede? Bir tane. Bir tane otur otur. Evet. Hadi bunu boşaltalım şunu. Danayı aldı gidiyor galiba. Dedim kepçe oraya mı geldi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Belki çay varsa birer çay içeriz. 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 Ertan bir tane de buradan. Çıkmadı, buradan görünüyor. Bak, belediye işlerinde oğlun işlerine karışmalıyım, ona göre bak. Sana şimdi tatile gönderiyorsun Kaliforniya. Allah razı olsun. Evet. Genelde asıl mimarlar hanımlar oluyor, eşli. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Evet, Demirköy ilçe Kadın Kolları AK Parti Kadın Kolları da Sayın Başkanı makamında tebrik ediyorlar, resimde çektiriyorlar. Kırklareli Demirköy ilçesinin yeni belediye başkanı Sayın Recep Gül halkın tebriklerini kabul ediyor. Aynı zamanda Kırklareli AK Parti Kadın Kolları şimdi makamda başkanı tebrik ediyorlar. Evet, buradayız. Çekiyoruz. Çok güzel. En tatlı kızım. Görüşürüz.
Ama bize var. Başkanım. Başkan. Bu oda küçük geliyor. Bu oda küçük geliyor bize. Şaban hoş geldin. Bizi de hiç girelim. Sen girelim abi. Bizi ekibi burada. Ekibi Şaban. Tamam sen nasılsın? Ekibi Şaban. Evet, bize ilçe başkanı ve ekibi geldi yine. Recep Gül başkanı makamında tebrik ediyorlar. Allah bağışlasın. Oğlan okulda mı? Seçim çalışmalarına birebir katıldı. Evet. Hanımlarla beraber. Gün geldi 8 kilometre yürüdü bu çocuk. Evet. Ne diyor soyadı koştum. Evet, Lüleburgaz ilçe başkanı Panzer Koç da geldi. Başkanın makamında tebrik ediyorlar. Bugün Demirköy ilçesi AK Parti Belediyesi Başkanı Recep Gül makamında devir teslim töreni sonrası tebrikleri kabul ediyor. Şimdi Lüleburgaz ilçe başkanı geldi ekibiyle birlikte. Yiğiz başkanım hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Hayırlı olsun. Tekrar. Biz teşekkür ediyoruz. Görüşelim. Allah başkanım. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kırklareli Demirköy ilçesindeyiz. Demirköy ilçesinde yeni belediye başkanı AK Parti'den Recep Gül oldu. 31 Mart yerel seçimler sonrası az önce mazbatasını aldıktan sonra il başkanı ve diğer ilçe başkanıyla ve kalabalık bir heyetle kadın kolları, gençlik kolları geldiler belediyeye. Belediye makamda tebrikleri kabul etti. Devir teslim töreni dedik. Devir teslim töreni olmadı. Çünkü diğer eski belediye başkanı Muhlis Yavuz devir teslim törenine gelmemişti. Belediye başkanı kendi borçsuz aldım dedi. Bizler de bu süreçte buradaydık. Programımız devam ediyor. Şimdi belediye binası önünde halkın tebriklerini kabul ediyorlar ve ilçe başkanları, diğer ilçe başkanları geldi. Diğer ilçelerden. Onlardan da tebrikler geliyor ve resimler çekiliyor. Halk burada belediye başkanıyla ve gelen siyasetçilerle. Bizim Nihat abimiz de burada. Yerel gazetecimiz. Erkan ne haber? Evet abi, bu seçim nasıl geçti burada? Siz bir yerel basın olarak buradaki bütün süreci takip ettiniz. Sizden dinleyelim. Kafa kafaya denk geçti. Çok az fark zaten 30 ay farkla yeni arkadaş kazandı. Evet, 30 ay fark var. İtiraz oldu. Sonuç değişmedi. Yine yeni arkadaş yaptı. İttifak partileriydi. MHP ve AK Parti. Burada pek ittifak olmadı.
Burada İttifak Dilleri ikisinin adayı vardı. Olmadı ama olmadı. Yine İttifak Partileri genele sayılır. Yani genele baktığın zaman öyle gönderir ama burada ittifak olmadı yani. 30 öyle oldu. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun diyelim, diyoruz. Acaba Demirköy ilçesi için daha mı yolluyoruz şimdi iktidarın gücünü onu, aldı? Onu zaman gösterecek. Diyoruz. Tabii. Evet sevgili izleyiciler, genel basınla Nihat Bey'den de duygularını almış olduk. Şimdi halk burada resimler çektiriyor, tebrikler ediyorlar belediye başkanına. Bizler de bu süreçte Tekrum Edil TV Memleket Sefası programı olarak sizlerleyiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Pınar Sağır belediye başkanımız da burada. Merhabalar diyelim. Merhabalar. İzleyicilerimize sizi tekrar şöyle bir selamlar verelim. Tanıtalım. Buradan Demirköy'den Kırklareli hemşehrilerimizin hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Bugün Demirköy'de yeni bir başlangıç yapıyoruz. Demirköy'de Perşembe günü de Pınarhisar'da mazbatamızı aldık. Vatandaşlarımızın yoğun bir katılımıyla mazbata törenimiz gerçekleşti. Hemen cuma günü itibariyle göreve başladık. Hızlı bir şekilde şimdi çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tabii ön hazırlık çalışmalarımız vardı. Daha önce açıkladığımız projeler vardı. Bunları hayata geçirmek için Pınarhisar'ın bize vermiş olduğu 5 yıllık yetki içinde bütün projelerimizi gerçekleştirerek Pınarhisar'da hizmet noktasında yeni bir dönemi başlatacağız inşallah. Başkanım hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Pınarhisar halkına. Var mı Pınarhisar Belediyesi'nin borcu? Pınarhisar Belediye'mizin şu an mali politikalarında bu süreçte bazı eksi durumları var. Evet. Pınarhisar Belediyesi'ni belli bir borçla aldık. Tahminimizin üstünde bir borçla aldık. Tabii bu bizim hiçbir zaman projelerimizi gerçekleştirmemiz noktasında biz bu konuda vazgeçmeyeceğiz. Daha çok mücadele edeceğiz. Bütçeyle ilgili, mali politikalarla ilgili yeni çalışmalar düzenleyerek bütçemizi de artırarak bu çalışmalarımızın neticesinde projelerimizi gerçekleştireceğiz inşallah. Evet, Pınarhisar Belediyesi'ni borçlu aldık. Ama bu borç bizi korkutmuyor hiçbir zaman. Biz borç yiğidin kamçısıdır diyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz İnşallah. Diyoruz. Başarılar diliyoruz. Çok tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı olsun tekrar. Ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, az önce Pınarhisar Belediye Başkanımızla röportaj yaptık. Şimdi Kırklareli İl Başkanımız Sayın Alper Taş. Alper Bey merhaba evet, diyoruz. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Çok şükür bizler iyiyiz. Sizin de duygularınızı alalım. Bugün Demirköy ilçesindesiniz. Demirköy evet. AK Parti Belediyesi oldu artık. AK Parti Belediyeciliği evet, burada şükür. Hizmet verecek. Duygularınızı alalım efendim. Evet, bildiğiniz üzere Demirköy 17 senedir AK Parti'yi her zaman genel seçimlerde birinci çıkaran ilçemiz. Bu dönemde 31 Mart'ta yerel yönetimlerde birinci çıktık çok şükür olsun. Kırklareli'nde tabii ki gönül bütün ilçeleri almak istiyordu. Biz 8 ilçemizin 4'ünü alabildik. Kofçaz, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Demirköy'ümüz olmak üzere. İnsanımız her şeyin en güzeline layık. Recep Başkan da genç başkan, İhsan Başkan da genç başkan. Biz genelde genç kadrolarız. Milletvekilimiz de genç. Biz de il başkanı olduğumuzda 36 yaşındaydık. Kendisi de herhalde 40 yaşındaydı milletvekili olduğunda Selahattin Bey. Hepimiz güzel bir ekibiz. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız. Bu uyumu özellikle de teşkilattaki bu uyum sayesinde çünkü ilçelerimizin 4 ilçemizin ikisi de ilçe başkanlığından belediye başkanlığı oldular. Bu kardeşimiz de ilçe başkan yardımcısıydı İhsan Bey'de Pınarhisar'da. Evet. O uyumun sayesinde bunun meyvelerini aldığımıza inanıyorum. İnşallah tabii bundan sonra seçim bitti. Artık icraat yapacağız. İnşallah hizmetler başlayacak. Sağ olsun Muhlis Bey de burada yapacağını yapmış Demirköy için. Ona da teşekkür ediyoruz bugün. Devir teslim töreninde kendisini göremedik ama Kırklareli'nde bir işi varmış. Biz Recep Başkanımız da burada teşkilatıyla beraber güzel işler yapacağımıza da inanıyoruz. Halkımızı desteğini aldık. Onları mahcup etmeyeceğiz inşallah. Zaten halkı mahcup ederseniz 5 sene sonra sandıkta onlar kararını veriyorlar. Hep birlikte teşkilatlarımızla, milletvekilimizle tüm ilçelerimize inşallah hayırlı hizmetler getireceğimize inanıyorum. Başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz bizler de programımıza. Sağ olun. Sizlerin de ilgisini çok iyi biliyoruz Kırklareli konusunda. Ne zaman size bir alo desek hep burada oldunuz. Siz de aklınızı helal edin. Sizler de helal edin. Çok selam söylüyoruz. Kırklareli bizim çok sevdiğimiz bir il. Çünkü Tekrum Edil TV'nin zaten Tekirdağ Edirne Kırklareli diye geçer. Hatta bizler Kırklareli'ne şarkılar yazıp söyleriz. Doğru. Kırklareli
ülkemizin en güzel illerine bir tanesi, dokusu bozulmamış. Bunu inanıyorum ki sizler de devam edecek yine bu şimdi şöyle de bir şey var çünkü çok önemli iki tane yer. Tabii ki her yer önemli için ama Pınarhisar bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'nin tohumlarını attığı yer. Demirköy'de İstanbul'un fethindeki topların döküldüğü yer. Evet. Başarılar diliyorum tekrar. Efendim programımız devam ediyor. Yanımızda Kırklareli Demirköy ilçesi yeni belediye başkanı Sayın Recep Gül var. Başkanım tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çok bugün coşkulu bir kalabalıkla hem diğer ilçelerden gelen il başkanımız, ilçe başkanlarımız ve aynı zamanda Demirköy halkının yoğun bir katılımıyla kurbanlar kesilerek, dualar edilerek burada belediyeyi devraldınız. Devir teslim töreni dedik ama yapılmadı. Mulis Başkan gelmedi. Hem bu konuda duygularınızı almak istiyorum. Sen de gelecekte Demirköy'ü neler bekliyor? Sizin hizmetleriniz nasıl olacak? Demirköy bundan sonra halka nasıl hizmet edecek belediye başkanı olarak? Demirköy bundan sonra markalaşmış AK Belediyecilikle tanıştı. Bundan sonra Demirköy'de AK Belediyeciliğin projeleriyle Demirköy'ümüzü özenen hizmetlerle tanıştıracağız. Mulis Başkan'ın özel işlerinden dolayı katılamadı kendisi. Kendisine de bundan önceki yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Elinden geldiği kadar hizmetlerle Demirköy'ü tanıştırdı. Biz bundan sonrası için daha güzeline, daha iyiye Demirköy'ü ileriye taşıyacak özenen belediyecilik hizmetleriyle tanıştırmak için göreve başladık ve gece gündüz koşturacağız. Bundan önce seçim sürecinde yaşanan bütün kırgınlıkları bir tarafa bırakarak Demirköy'ümüz için hiç kimseyi ayırt etmeden, ayrımı yapmadan eşit şekilde hizmet ederek Demirköy'ü özel hizmetlere tanıştıracağız. Demirköy'de 17 yıldan beri beklenen özenen AK Parti belediyeciliği vardı. Partimiz bundan önceki genel seçimlerde her zaman birinci parti olarak çıkmıştı. Ve özenen bir belediyecilik vardı. Bununla ilgili bizim 25 Ağustos'tan itibaren teşkilatımızda ilçe başkanlığı görevi başlamamdan itibaren tek amacımız belediyeyi almaktı. Sağ olsun il başkanımız Alper Şiler desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemedi. Her zaman yanımızda oldu. Biz de ilçe teşkilatımız ve il teşkilatımızla birlikte yoğun bir şekilde çalışarak Demirköy'ümüzü AK Belediyecilikle tanıştırdık. Hepinize teşekkür ederim. Başarılar diliyorum başkanım. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki şimdi projelerinizi sormayacağız. Onu başka bir programda sizinle böyle geniş detaylı diyeceğiz ki başkanım gelecekte ne projeler bekliyor Demirköy'ü. Onu şimdi sormayacağız ama genelde bir belediyelerde şu an Sayın Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Belediyelerde bir borç var. Evet. Demirköy'de de var mı bu? Yani bizim kulaktan kulağa duyduğumuz şekilde var ama yani hizmet olacaksa borçta oluyor. Bir şekilde biz bunları üstesinden gelerek Demirköy'e hizmetle tanıştıracağız. Borçlu iş yapılmaz. Borçlu bir tanıştırılıyoruz. Öyle mi başkanım? Evet, evet. Evet, Sayın Başkanım tekrar tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Pınarhisar'a size ve yine il başkanlığımıza. Bütün Demirköy halkına başarılar diliyoruz ve Tek Cumhuriyeti ekranlarından hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Kiraz dudak, Tekirdağ'da, Kırklareli üzüm bağlı, güne bakar sarı kızlar, can ciğerdir Edirneli. Kiraz dudak, Tekirdağ'da, Lozengrad üzüm bağlı, güne bakar sarı sarı kızlar, can ciğerdir Edirneli. Trakyalı, Trakyalı, Tebek Hoca Pervanlar diyarı, Trakyalı, Trakyalı, evladı Fatih Han bir adı şanlı. Trak, Trak, Trakyaya, Asayim Beya, Trakyaya. Demirköy'de mahalle muhtarlardan mazbatalarını aldığı 25 yıldır muhtarlık için mücadele eden abimiz Güner Demirkan, Demirköy Hamdi Bey Mahallesi muhtarı. Hayırlı olsun diyorum muhtarım. Sağ olun, sağ olun, teşekkür ederim. Azalanla birlikte çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Ya bu gerçekten büyük bir gurur. Mücadelenin azmi sonucu. 36 yaşında aday oldum. 25 sene sonra kazandım. Çok memnunum. Bütün Demirköy halkına teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen hepsinden Allah razı olsun. Hizmet elimden gelen hizmeti yapacağım. Hiç oy vermiş vermemiş hiç önemli değil. Hepsine eşit olarak hizmet yapmayı sürdüreceğim diyorsun. Mahallemizin evet. Sorunlarını yetkililere bildireceğiz diyorsunuz. Bildireceğiz evet. Evet sevgili muhtarım. Buyurun. Bugün gerçekten sizin için özel bir gün. Teşekkür ederim. Tarihi bir evet. An. 25 sene dile kolay. Bunu Demirköy halkı bana bunu yaşattığı için çok teşekkür ediyorum. İşte 61-62 yaşında muhtar oldum. 36 yaşında başladım. 62 yaşında oldum. Hepsinden Allah'a sevgili lazım. İzleyiciler, şimdi hani deriz ya azmin sonu zaferdir. Evet. Ve bu mücadele gerçekten takdire şayan ve dillere destan olmalı, örnek olmalı değil mi muhtarım? Yani evet, evet. Demek bir şey isteyince oluyor. Evet. İstemezsen hiçbir şey olmaz. Sen yeter ki isteyeceksin. 25 sene mücadele edeceksin. Her seçimde sen aday olacaksın. Kaybedeceksin. Yine bıkmayacaksın. Evet. Yine adaysın ve sonunda kazanıyorsun. Kazandık. Muhtarımı tebrik ediyoruz. Azalar da evet. Burada. Sizlerin duygularını alalım. Çok mutluyuz biz de muhtarımız adına. Muhtarla beraber siz de böyle güzel bir mücadelenin sonucunda başarılı. Allah herkesten razı olsun. Muhtarımızı kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Yani 25 yıldan beri ben 4 dönem oy verdim. Kendisini hep kaybettik. En sonunda kazanabildik yani. Evet. Allah razı olsun oy verenlerden de başarılar diliyoruz muhtarımıza. Siz efendim? Ben İna'da yeni mahalle azasıyım. Evet. İlk defa. Belediye meclis üyesiydim daha önce. Şimdi azalı vatandaş tercih etti. Bizim için görev her zaman kutsaldır. Başarılar diliyorum. Şimdi Demirköy'de sevgili evet. İzleyiciler. Demirköy'ün bir özelliği var. Buranın havası, doğası biliyorsunuz muhteşem. Bugün de hava kapalı ama her taraf orman, yeşillik ve mis gibi bir hava var. Muhtarım, peki mahallemizde sorunlarımız var mı? Valla şu anda yeni oluyorum. Sorunlar oldu tabi var. Muhakkak var. Onları hepsini alıp azalarımla, bütün arkadaşlarımla, diğer muhtarlar, belediye başkanımla hepsiyle sorunları çözeceğiz. Şimdi bir şey daha var burada. Buyurun. 25 senenin azmi ve kazanmanın sevinci var. Hizmetin de sanırım en kalitelisini siz vereceksiniz. Düşünüyorum. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bir evet. İnsan der ki ya kaybettim. Evet yaparsam ne mutlu bana yani. Anılar kalır. Yapacağım. Elimden geleni yapacağım. Evet sevgili çok, izleyiciler. Çok teşekkür ediyorum. Muhtarım başarılar diliyoruz çok biz de sizlere. Peki bir muhtar şarkısı var mı? Söyleyelim yok mi? Yok sağ olun. Söyleyeyim sağ olun. Yani. Söyleyemem. Ben yok şarkım yok. Şimdi eskiden ben muhtarlara derdim. Muhtar. Bu köyü kimize dar, bize dar. Böyle bir türkü vardı ama evet. Şimdi bu köy herkese var. Var evet. Demirköy herkese, herkese var. Hizmet evet. De var. Evet var. Saygılar sunuyorum. Sağ ol, teşekkür başarılar ederim. Diliyorum. Trakyalı. El adı Fatih Han'dır adı Şanlı. Trakyaya. Aslayım beya. Trakyaya. Sevgili izleyicilerimiz Demirköy'de programımız devam ediyor. Balaban Köyü muhtarı ve azaları yanımızda. Merhabalar diyelim. Hayırlı olsun. Sağ olun, bugün mazbatanızı aldınız sizler de. Başarılar diliyoruz. Cavit Yalçın da. Evet. Balaban Köyü muhtarı. Evet. Tebrik ediyoruz. Sağ hayırlı olun. Olsun diyoruz. Duygularınızı alalım. Genç, dinamik bir kadroyla yola çıktık. Başarımızın devamını diliyoruz. Yapacağımız işlerimiz var. Köyümüze hizmet getirmeye geldik. Köyünüzde eksiklerimiz var mıydı? Vardı. Yol sorunu, su sorunu hepsini gidereceğiz. Ama bu kadro diyorsunuz bunu bitirecek. Bitirecek. İnşallah. Başarılar diliyoruz. Sizin duygularınızı alalım. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun diyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışacağız. En güzelini yapacağız. Aynen. Size efendim. Evet. Arayalım. Eksiklerimizi tamamlayacağız inşallah. İsim neyisi? Şerafettin Çevikbaş. Çevikbaş. Evet. Eksiklerimizi gidermeye geldik. Emre Yıldızhan. Evet.
Aslında köylerde artık o yaşlı heyetler olmasın istiyoruz. Bizim Nihat abi gibi. Nihat abi yaşlı ama o da bizim genç delikanlı abimiz. Espri bir yana. Köylerde de tabii ki genç, dinamik, çalışkan muhtarların olması hizmeti her zaman kapınıza getir diyoruz. Başarılar diliyoruz sayın muhtarım. Sağ olun. Peki önümüzdeki süreçte sizin projeleriniz var mı? Çöp projemiz var. Çöplerimizi düzenli olarak nokta bir yerde şey yapacağız, konteynere toplayacağız. Var yani, planlarımız var yani, göreceğiniz. Halkın sizi tercih etti. Evet. Halkın teveccühüne de teşekkür ediyoruz diyoruz. Programımız devam ediyor efendim.